Bir başka meseleyle devam edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sınırda Mehmetçiğe moral ziyareti yapan sanatçıları eleştirmişti hatırlayacaksınız. Sert sözlerle. İşte o sanatçılardan biri, söz yazarı, besteci ve şarkıcı Fettah Can, CHP'li Silifke Belediyesi tarafından bir ambargoya uğradı. Belediye Fettah Can'ın konserini gerekçe göstermeden iptal etti. Zaten mesele de burada yani gerekçe göstermeden. Fettah Can bugün konuştu. Az sonra duyacaksınız cümlelerini. Atatürk'ün sanata, sanatçıya bakışı ortadayken kurucusu olduğu bir partinin liderinin böyle bir cümle kurmasını benim gerçekten aklım almıyor. Ve bunu hiçbir zaman da aklım almayacak. Cümlenin sahibi, söz yazarı, besteci ve şarkıcı Fettah Can. Hem öfkeli, hem şaşkın hem de çok üzgün. Nedeni CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da Mehmetçiğe moral ziyaretine giden ve kendisinin de aralarında bulunduğu sanatçıları hedef alan sert sözleri. Boş bardak bir gün taşar. Onun yanında senin ne işin var? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu benim için çok önemli. Ben girmediğim nizamiye kapısı yok benim. Niye? Asker konserlerine çok gittim. Birçok askerle bu işleri paylaştım. Ama yani anlamadığım şey şu. Yani rezil demek, benim ne rezilliğimi gördüler demek istiyorum ben. Çünkü gerçekten biz yaptığımız, sadece yazdığımız, söylediğimiz şarkılarla yaşıyoruz. Bunun dışında başka hiçbir şeyimiz yok. Bugün ben 15 dakika sonra belki 400-500 kişinin karşısına çıkıp şarkılarımı söyleyeceğim. Aklımın almadığı şeylerden bir tanesi bu. Bir tanesi de şudur, gerçekten çok önemli. Atatürk'ün sanata, sanatçıya bakışı ortadayken kurucusu olduğu bir partinin liderinin böyle bir cümle kurmasını benim gerçekten aklım almıyor. Ve bunu hiçbir zaman da aklım almayacak. Fettah Can'ın sözleri burada bitmiyor. Çünkü asıl skandal CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları hedef alan o sert sözlerinden sonra başlıyor. Skandala CHP'li Silifke Belediyesi imza attı. Belediye sırf Mehmetçik'le yan yana durdu diye Fettah Can'a açık açık bir ambargo uyguladı. 13 Mayıs'ta bir konser organizasyonumuz vardı. 2 gün önce sözleşmesi yapılmak üzereyken konserimizin iptal olduğunu duydum. Neden olduğunu sordum arkadaşlara. Söyledikleri şey şuydu, şu an bu konserin yapılmaması bizim için daha iyi dediler. Ben de bunun bağlayacak bir yer bulamadım açıkçası. Ve yani asker ziyaretinden gocunacak ya da asker için ziyarete gitmekten gocunacak ne olabilir diye düşünüyorum günlerdir. Geride kalan hafta sonu Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'na gerçekleşen ziyarete Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sanat, spor ve medya dünyasından yaklaşık 200 kişi katılmıştı. Fettah Can sırf orada olduğu için uğradığı hakaretlere tepkili. Tepkisini de demokrasi diye en çok bağıranlar bunu nasıl yapar cümlesiyle özetliyor. Toplanmışlar bir grup güruh, efendim davul zurna klarnet, şarkılar türküler. Çok kırıldım. Çok şaşırdım. Yani ben bugüne kadar birçok ilde, ilçede CHP'li belediyelerimizin konserlerine çıkmışım. Birçok ilde, ilçede MHP'li belediyelerimizin konserlerine çıkmışım. Birçok ilde, ilçede AK Partili belediyelerimizin konserlerine çıkmışım. Ama yani demokrasi diye böyle en çok bağıran insanların bunu yapıyor olması bende büyük, inanılmaz bir şaşkınlık yarattı. Gerçekten.